Fırınlarda şunu ilk başta belirtmek isterim. Türkiye'de ucuz ekmeğin satıldığı tekiliz. Türkiye genelinde. Örnek verecek olursak son 6 yıldır Türkiye genelinde ekmek 5 lira satılırken bizde 3 lira 3 buçuk arası ekmek satılır. Yalnız şunu belirtmek isterim. Şimdi bizim aldığımız rayişle yani tükettiğimiz 500 bin tane ekmeğin %70'i bayiler üzerinden satılır. %30'u dezgâhta satılır. Örnek biz şu anda rayişimiz 4 lira ise %30'u 4 liraya satılır. Diğer geri kalan 3,5 liraya, 3,25 liraya bayiler üzerinden satılır. Yani bizim fırıncımız ekmeği 4 lira satmıyor aslında. Ekmeği 3,5'a satıyor. Bu somuncu için de geçerlidir, fırıncı için de geçerlidir. Yani ekmeğin %70'i bayiler üzerinden satılır. İcmale gelince, yani rayışlara gelince takdir edersiniz zamlar her gün üst üste geliyor. Bu zamlar ana madde biz mesela bir 20 gün önce icmali verdiğimizde onun torbası 470 liraydı. Şu anda onun torbası 600-680 arasıdır. Bu 600-680 arası olmasının sebebi de esnafımızın alım gücü bittiğinden dolayı onu borç almak zorunda kalıyor. Borç aldığı zaman da pahalı almak zorunda kalıyor. Kolisi 80 lira olan maya şu anda 450 lira. O mesela 7-8 ay önce un torbası 280 liraydı, 270 liraydı. Şu anda 670-680 liradan bahsediyoruz. Onun peşini alan fırıncımız azdır. Yani imkanı olup da peşin onu alan, deposuna un boşaltabilen belirli sayıda fırıncımız var. Haliyle tema unu da devlet tarafından kesildi. Artık un desteği de yok, tema unu da olmadığı için. Fırıncımız artık unu pahalı almak zorunda kalacak. Ekmek rayışında bu seferki imali de 6 lira aldık biz. Türkiye genelinde 7,5 lira, 8 lira, 7 lira, 7,5, 8 lira arası satılıyor. Biz bu rayışı alırken de gerek kurum amirlerimize, gerek esnafımızla defalarca istişare yaptı toplantılarımızda. İlk başta şunu düşündük, vatandaşımızın alım gücünü düşündük. Tahmin edersiniz bizim memleketimizde ekmek tüketimi fazla olan bir iliz. Bu da bu rayişi alırken şunu gözettik. Hem esnafımız zarar etmesin hem de vatandaşımız ekmek alabilsin. Yani bu rayişimizin sebebi bu. Yoksa normalde ekmek rayışı şu anda 7,5 lira veya 8 lira olması gerekiyordu. Bu şekilde yani şu anda mesela bir ekmek sadece unla mayadan ibaret değil. Unla mayadan ibaret değil. Takdir edersiniz asgari ücret 11.400 lira oldu. Bir sigortası, aylık sigortası 4.000 lira oldu. Bunun yanında yerli stopaj ve tazminatı bir tane elemanın esnafa maliyeti 23.000 lira paradır. Artı bunun altında 23 tane gider kalemi daha var. Bu 23 tane gider kalemini de artık hesaplamamız lazım. Yani bunlar hepsi ekmek maliyetine yansıyor. Takdir edersiniz bir anda akaryakıt 6 lira zam geldi. Akabinde 1 lira 55 kuruş daha zam geldi. Yani bir de biz bu rayışı bu yakıt zammından önce aldık. Yani şu anda biz ekmek rayışını bir daha talep edersek ise 7,5-8 liradan talep etmek zorundayız. Ama amacımız esnafımızı düşündüğümüz kadar esnafımız hem zarar etmesin hem de vatandaşımız alabilsin. Şu anda şöyle bir örnek vereyim. Van'da günlük 500 bin tane ekmek üretiliyor. Maliyet 6.1 lira. Milyon TL mi? Tabii 6 lira 1 lira. 6.1 kuruş. 500 bin tane ekmek üretilir. Yalnız şu var, Van'da 30 bin tane çay satılıyor. Ama çaya bakarsanız çay kimi yerde 7 lira, kimi yerde 10 lira, kimi yerde 12 lira. Maliyet 40 kuruştur. Haliyle her şey ekmek göz önündedir. Yani ekmek zaruri bir ihtiyaçtır. Yani biz makarna ile ekmek yiyen bir milletiz. Yani ekmeği öncelikle almak. Ama bu şekil bu yürümez yani. Devletin mutlaka
esnafa destek çıkması lazım. Düşünebiliyorsunuz 6 bin metreküp doğal gaza 6 bin lira gelirken bir yıl önce şu anda 70 bin lira fatura geliyor. Yani kiralar normal bir fiyattayken mülk sahibi şu anda %400 zam yapıyor. Elektriğe bakarsanız elektrik 3-5 bin lira gelirken şu anda 25-30 bin lira esnafın üzerine geliyor faturası. Bunlar hepsi maliyettir. Yani devletin, bizim sadece devletten istediğimiz şu. Anayasanın 173. maddesindeki haklarımızı istiyoruz. Anayasanın 173. maddesinde devlet esnaf ve sanatkarını koruyup kollamak zorundadır. Koruyucu tedbirler almak zorundadır. Esnaf ayakta durması lazım. Bir memleketi ayakta tutan esnaf ve sanatkarlardır. Esnaf ve sanatkar artık idamesini yapacak gücü kalmadı. Yani idaresini yapacak, elemana bakacak gücü kalmadı. Memlekette hakkıyla bir şey satamadığımız için, esnaf kar edemediği için, işçinin hakkını da veriyor. Çalışanın hakkını da veremediği için, elemanımız, çalışanımız burada bizi bırakıp batıya gidiyor. Çünkü batıdaki adam ekmeği 7 liraya, 8 liraya, bir kebabı 170 liraya, 200 liraya, 250 liraya satıyor. Bir lahmacunu 40 lira, 50 lira, 60 liraya satıyor. Biz bunları tespit etmişiz. Oradaki esnaf kazandığı zaman elemana hakkını verebiliyor. Ama buradaki esnaf kazanamadığı için elemana hakkını veremiyor. Haliyle bir göçerine devam ediyor. Yani bizim memleketimizde hizmet sektörü çöktü çökecek. Biz yarın öbür gün önümüze çatı bırakacak garsonu bulamayacağız. Bunun tedbirlerini bir an önce almamız lazım. Önerimiz şu şekil. Yani kesinlikle un yardımının kesilmemesi lazım. Elektrik ve doğalgaz konusunda mutlaka ve mutlaka esnafa bir ayrıcalığın tanınması lazım. Çünkü zaruri bir ihtiyaç. Ekmek olsun, yemek olsun, buna zaruri olan şeylerdir. Yani devletin bu konuda esnafa kesinlikle bir yardımda bulunması lazım.